İslam'ın hiçbir etkisinin olmadığını falan söylüyor. İslam'ı kabullenmediği için, reddettiği için bu sefer kiliseyi devre dışı bıraktı ve ben diyor Fransa'ya dinsiz olarak gittim, Müslüman olarak döndüm. Bizim diyor Müslümanları İslam'dan kurtarmamız lazım. Arkadaşlar korsan yayın yapıyorlar. Onlardan bize gelen gençleri bize eğiteceğiz. Eğittikten sonra onlar kendi ülkelerine gidecek. Ülkelerine gittikten sonra da onlar oradaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirecekler. Kitle eğitim zaten başlı başına zor bir şeydi. Buna bir de hani yön verebilmek vesaire. Şimdi ben şöyle şu sıralar bir de şeyi okuyorum. Hocam buyurun gel. Gel de şöyle otursun. Arkadaşlar korsan yayın yapıyorlar. O zaman yapsın ya. Ya geç. Şimdi bizim bu Batıcı sol düşünce veya sağ düşünce mantık olarak aynı şeyden geliyor. Yani ben şimdi bu radikal solculara falan hayret ediyorum Mete abi. Abi yani ben karışmayayım yayına dedim yani. Yok. Sohbet ediyoruz. Yani bunların özellikle bu Fransız düşüncesinden etkilenmiş olup yani beslenmiş olup bugüne gelen adamlar bir sömürge zihniyetiyle yetiştirildiklerinin farkında değiller. Mesela Yahya Kemal bunu fark ediyor. Yahya Kemal meşhur o şeyi var ifadesi. Ben diyor Fransa'ya dinsiz olarak gittim, Müslüman olarak döndüm. Diyor ki şeyde Fransızlar 300 yıllık tarihlerini 1000 yıla çıkarma çabası içerisindedirler. Yani onlarda kültür, edebiyat, tarih, felsefe her neyse 17. yüzyıldan itibaren başlar. Yani diyor senin alanın olduğu için Fransız düşüncesi yani biz biraz haddimizi aşıyoruz. Şimdi öyle olmasına rağmen adamlar diyor 1000 yıllık bir tarih oluşturmaya çalışıyorlar. Yani eskilere doğru. Genel anlamda şöyle bir izlenim de var. Rönesans'a kadar Akdeniz kıyılarında olan ülkelerde uygarlık düzeyi biraz daha yüksek. Orta Doğu'yla, Çin uygarlığıyla bağlantıları olduğu için veya İslam medeniyetiyle bir biçimde Sicilya'da Müslümanların 200 yıllık varlığı, Endülüs'te 780 yıllık şeyi, o kuşaktaki toplumları da kendine göre şey yapıyor. Yani Orta Avrupa'da temel problem bu köken meselesi herhalde. Yani büyük böyle göçler sonrasında hani bir yer yurt edinme çabaları. Bu ırkçılığın kökenini buraya mı bağlıyorsunuz? Yani o köken bilim, bu biyolojide de adamların çabaları hep bu yönde. İşte tarih felsefesinde de hep bu yönde. İşte onlar biraz da İslam medeniyeti karşısında Üstad Sezai Bey'in aslında o tespitleri çok önemli. Yani bizim öğrencilik yıllarından itibaren şey yaptığımız. Şimdi Rönesans sürecinde o dönemde Avrupa'nın bir tercih yapma şeyi vardı. Ya İslam'ı tercih edecekti ya da kiliseyi reddedecekti, metafiziği reddedecekti. İslam'ı kabullenmediği için, reddettiği için bu sefer kiliseyi devre dışı bıraktı ve kiliseden sonra metafizik de devreden çıkmış oldu. Yani o akılcı felsefe, pozitivist felsefe, onun üzerine inşa edilmeye çalışıldı. Onlar tabii o aşamada bilimle yeni bir din oluşturuyor. Yani ama pozitivist bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Ya Voltaire'le başlayan, işte onlarla devam eden böyle bir süreç var. Onlar tabii bu süreçte kendilerini üstün görmeye başlıyorlar. Biraz da köken olarak kendilerini daha çok antik Yunan ve Roma kültürüne bağlayarak kurtulmaya çalışıyorlar. Yani Rönesans'ta biraz oraya atıp oraya yaslanmaya, yani İslam'ı hayatın dışına itmek için böyle bir çaba var. Bu sahip oldukları din gömleği sebebiyle hocam. Dinle örtüştürdünüz ya, bilim de bir din gibidir diyerek Yunan'a atıp ya tabii kilise adamların ihtiyacına cevap vermiyor. Yani çünkü kilisede zihni problemler var. Aklın şeyinin sınırlarına uymayan bir şey var. Şimdi bu İtalya'da Rönesans kültürü diye
kitabı var. İki cilt milli eğitimde çıkan, oğlu sonradan Müslüman olan Jakob Burckhardt. Jakob Burckhardt o... Titus'un mu? Efendim? Titus'un babası. Evet. Ki orada mesela Rönesans süreciyle ilgili İslam'ın hiçbir etkisinin olmadığını falan söylüyor. Kaldı ki yani İslam doğrudan veya dolaylı olarak İtalya kültürünü, Fransa kültürünü, Batı kültürünün hepsini etkiliyor. Yani çünkü zaten şeyde Ernest Renan'da ya İbn-i Rüşd'de doktorasını yapıyor, Arap bilimini öğreniyor, Arap dilini öğreniyor. Ondan önce Sylvester Sassi var, onlar modern oryantalistler. Onların temel amacı şudur, yani Ernest Renan bunu çok açık bir biçimde ifade ediyor. Bilimin geleceğinde bir de konferanslarında. Bizim diyor Müslümanları İslam'dan kurtarmamız lazım. Ya bütün felsefeleri, düşünüşleri de bu. Bunun üzerine de diyor ki onlardan bize gelen gençleri bize eğiteceğiz. Eğittikten sonra onlar kendi ülkelerine gidecek. Ülkelerine gittikten sonra da onlar oradaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirecekler. Bizim Şinasi diye bildiğimiz şey, şair Şinasi. Şinasi gidiyor, orada Sylvester Sati ailesinin yanında 5 yıl kalıyor. Mısır'dan Tabatay'a gidiyor. O orada kalıyor. Onlar onların şeyi disiplini altında disiplinli bir şekilde yetiştiriliyorlar. Eserler veriyorlar, çeviriler yaptırtıyorlar. Şimdi onların gidip kendi ülkelerinde Fransız kültürüne dönük eserleri tercüme ettirmeleri falan bu anlayışın bir sonucu. Şey buna itiraz eder. O Namık Kemal'in Renan Müdafaanamesi diye bir eseri var. Zayıf bir eserdir. Yani o yeterince böyle arzulanan bir eser değil. Şeyin de öyle bir eseri var. Afgani'nin. Afgani. Mektup yazıyorsun. Yani orada metin de yayınlanıyor. Evet. Bir Fransız gazetesinde. Edward Said diyor ama o cevap çok cılız ve kaypak bir cevaptır diyor. Onu onaylayan nitelikte bir cevap. Yani yeterli görmüyor. Kaypak derken onu mu işaret ediyor? Efendim? Kaypak derken onu mu işaret ediyor? Tabii tabii. Yani ona olumlayan anlamında mı? Ya cılız diyor. Aslında verilmesi gereken cevabı vermiyor diyor. Ernest Renan'a. Şimdi ben bugün yani biraz önce o konuşmamın ve sohbetin başında ifade ettiğim şey şudur. O sosyalist solcuların, aydınların yani tam da Ernest Renan zihniyetini, düşüncesini temsil ediyorlar. Yani onun dediği işte Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma çabası dediğimiz şey dediğimizde bunu burada görüyoruz. Ya biraz önce spordan, kulüplerden falan bahsedildi. Mesela Galatasaray Lisesi Fransızların kurduğu. Ya da Boğaziçi'ndeki işte Robert Koleji veya Anadolu'daki birçok kolejler bunlar hem o zihni dönüşümün çabaları olmuş oluyor.